Merhaba arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türklerde devlet yönetimiyle Yalçın hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Fatma ne yapacağız bu konuda? Şimdi İslamiyet öncesi Türkler devlet yönetimi. Şimdi Türklerde, eski Türklerde, İslamiyet öncesi Türklerde devlet nasıl yönetiliyordu? Devlet anlayışı nasıldı? Devleti oluşturan unsurlar nelerdi? Bunlar şöyle kısaca bakacağız bu dersimizde, bu konumuzda. Evet, bakalım şöyle. Bakalım. Şimdi ilk önce ilk Türk devletlerinde, yani İslamiyet öncesi Türklerde devletlere il denilir. İl ya da el. Çizelim şöyle. Mesela özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan arkadaşlar için söyleyelim. Mesela soruda Türk ili ya da Türk eli dediği zaman, dendiği zaman hemen aklımıza ne gelecek? Devlet, Türk devleti. Okay. Evet. Aynen. İl, el demek ne demekmiş? Devlet demek. Devlet demekmiş. Evet. Şimdi Türklerde devlet nasıl kuruluyor? İslamiyet öncesi Türklerde. İşte 4-5 tane Türk boyu, yani aşiret Türk boyu bir araya geliyor. En güçlü boy kimse onun liderliğinde devlet kuruluyor. Biz buna boylar halinde yönetim diyoruz. Şimdi biraz daha açalım bunu, bu boylar halinde yönetimi. Dedik ki 4-5 tane Türk boyu bir araya geliyor, devlet kuruluyor. En güçlü boy liderliğinde. Şimdi her boy kendi bölgesini yönetiyor. Her boy kendi bölgesinde iç işlerine serbest. Özerk. Özerk. Aynen, bravo. Dış işlerinde ise ana boya bağlı, devlete bağlı, güçlü olan boya bağlı. Biz buna ne diyoruz? Biz Türklerde boylar federasyonu diyoruz. Yani arkadaşlar, özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan arkadaşlar için söylüyorum. Sorularda boylar halinde yönetim varsa şunu diyebiliriz. Demek ki Türklerde federatif bir anlayış vardır. Ya da federasyon anlayışı vardır diyebiliriz. Demek ki sadece iç işlerinde kendileri her istediklerini yapıyor ama dış işlerinde merkeze bağlı. Bağlı. Şöyle biraz daha somutlaştıralım bunu. İşte ilk önce federatif anlayış ne demektir? Federatif anlayış iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlı. Biraz daha somutlaştıralım. Bugünkü Amerika. Gibi. Eyaletler var. Eyaletler iç işlerine serbest ama dış işlerinde merkeze bağlı. Türklerde böyle bir anlayış var. Boyler halinde yönetim bu şekilde Türklerde. Anladım. Yani federatif anlayışının olduğunu gösterir. Boyler halinde yönetiminin. Şimdi Türk devletlerinin hem İslamiyet öncesi hem de İslamiyet sonrasında Türk devletlerinde şöyle bir amaç var, politika var. Mefkure var. Nedir o amaç ya da ideal? Türk cihan hakimiyeti. Yani cihan ne demek? Dünya demek. Dünya. Tüm Türk devletleri dünyaya hakim olmak istiyor. Türk devletlerinin tüm dünyaya hakim olma politikasına biz ne diyoruz? Türk cihan hakimiyeti ideali, amacı diyoruz. Evet. Bu da önemli bir şey, kavram. Evet, önemli kavram bu da. Şimdi şu kalemin diğer tarafını şey yapalım. Şimdi bu da çok önemli. Türk devletlerinin yapısını şu şekilde belirleyebiliriz. Şöyle diyelim. Türklerde en küçük, Türk devletlerinde en küçük birim ailedir. Aile. Yani oguş. Oguş. Aileler bir araya gelir, urukları oluşturur. Aile birliği. Uruklar bir araya gelir, boy, kabile, yani aşiretler oluşturur. Yani bodu oluşturur. Bodlar bir araya gelir, boylar birliğini, yani bodunu oluşturur. Az önce ne dedik? 4-5 tane boy bir araya geldiği zaman devlet kurulmuyor mu? Evet. Yani boylar 4-5 tane boy bir araya geldiği zaman neyi oluşturur? El ya da il. İl ya da devlet. Devlet bu şekilde kuruluyor Türklerde. Evet. Küçükten büyüğe doğru. Aynen. Neymiş? Eski kelimelerle söyleyelim. Tabii. Oguş, uruk, bod, bodun. El. İl ya da devlet. Evet. Ya da el. Aynen. Şimdi kut. Çok önemli bir kavram. Çok çok önemli. Özellikle sınavlar, yazılılara hazırlanan arkadaşlar için söyleyelim. Çok önemli bir konu. İşte üniversite sınavlarına hazırlanan arkadaşlar için söyleyelim. Çok çok önemli bir konu kut. Kut. Kut inancı. Burak Kut'un kutu. Evet, Burak Kut. Şimdi kut ne demektir? Kut, Türklerde şöyle bir inanış var. İslamiyet öncesi Türklerde. İşte Tanrı, Türk hükümdarlarına, Türk Hakanına ülkeyi yönetmesi için ona bir güç veriliyor. Bu güce biz ne diyoruz? Kut. Yani şöyle bir cümleyle. Türk hükümdarlarına Tanrı tarafından verildiğine inanılan ilahi yönetme gücüdür. Yani kutun dinsel bir özelliği vardır. Okey. Tamamdır hocam. Evet. Geçelim buna. Evet. Bu da önemli. Şimdi Türklerde devleti oluşturan 4 tane önemli unsur var. Sadece bu Türkler değil aslında. Sadece Türklere özgü değildir aslında. Bu evrenseldir aslında bu. Şimdi ilk önce bir devletin olabilmesi için ilk önce neyin olması lazım? Milletimin olması lazım. Halkın olması lazım. Halk. Millet. Değil mi? Evet. Millet. Şimdi millet var. Peki bu millet nerede yaşayacak? Bir vatan olması Toprak lazım. Toprak olması lazım. Evet. Ülke.
Peki bir devletin tamamen devlet olabilmesi için bağımsız olması gerekmiyor mu? Kesinlikle bağımsız. Peki bir devletin yine devlet olabilmesi için kurumların, teşkilatların olması gerekmiyor mu? Evet, gerekiyor. Teşkilatlanma. Yani teşkilatlama, kurumlar derken bir araya gelme. Şöyle söyleyelim. İşte eğitim alanında, hı-hı, askeri alanda mesela okulların olması gerekiyor. İşte devlet yönetimle ilgili bürokrasinin olması gerekiyor, ordunun olması gerekiyor, bir ekonomik sistemin olması gerekiyor. Hı-hı. Tüm bunlar teşkilatlanma ile ilgilidir. Kurumsallaşma ile ilgilidir. Şimdi Türklerde devleti oluşturan 4 unsur. Bağımsızlık, yani otsuzluk eskisi. Halk, millet. Ülke, ulus. Teşkilatlanma, yani kurumsallaşma. Hı-hı. Şimdi bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan arkadaşlar için çok önemli. ÖSYM'nin çok sevdiği konulardan bir tanesidir bu üniteyle ilgili. Önemli o zaman. Çok çok önemli. Bir de arkadaşlar, şimdi biz şöyle söyleyelim. Özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan arkadaşlar için. Biz şimdi eski Türklerde ya da İslami dönüşü Türklerde kültür ve medeniyete bir giriş yapıyoruz şu anda. Devlet yönetimini anlatırken. Hı hı. Ki bu kültür ve medeniyet kısımları ÖSYM'nin en sevdiği konulardır. Çok çok önemli konulardır. Ona göre dinleyelim. Arkadaşlara hatırlatalım bunu. Şimdi Türk devletlerinin yıkılma nedenleri. Biz diyoruz ki işte Türkler tarih boyunca birçok devlet kurmuş. Evet. Fakat Türklerin kurduğu bu devletler kısa sürede yıkılmış. Birçok devlet kuruyorsun ama kurduğun devletler kısa sürede yıkılıyor. Evet. Evet. Yani bunlar, bu Türk devletleri fantezi olsun diye yıkılmıyor herhalde. Bunun nedenleri var. Evet. Türk devletlerinin yıkılmasının birinci nedeni şudur. Yani birinciden derken önem sırasına göre demiyorum. İkili teşkilat anlayışı. Şimdi ikili teşkilat anlayışı ne demektir? Türklerde ülkeyi daha iyi idare edebilmek için, altını çiziyorum, Doğu ve Batı diye ikiye ayırarak yönetiyorlar. Doğu'da hükümdar, Doğu hükümdar yönetiyor. Batı'yı hükümdarın oğlu ya da kardeşi, erkek kardeşi yönetiyor. O zaman burada Doğu daha mı ön planda hocam? Doğu daha bir, çünkü hükümdar Doğu'da. Hı. Ki Türkler için Doğu kutsal. Neden? Güneş nereden doğuyor? Doğudan doğuyor. Hükümdar yol gösterici. O yüzden Doğu'da hükümdar. Hı hı. Doğu daha önemli tabii ki. Şimdi ikili teşkilat ne demekmiş? Ülkeyi daha idare edebilmek için ülkeyi Doğu Batı diye ikiye ayırarak yönetiyorlar. Doğu'yu hükümdar yönetiyor, Hakan yönetiyor. Hı hı. Batı ise hükümdarın erkek çocuğu ya da erkek kardeşi yönetiyor. Biz buna ne diyoruz? İkili teşkilat. İkili teşkilat. Amaç çok masum. Amaç masum. Amaç nedir? Ülkeyi daha idare edebilmek. Evet. Ama ve lakin öyle mi? Değil hocam. Değil, evet değil. Neden değil? Çünkü bu ikili teşkilat Türk devletlerinin yıkılmasına neden oluyor. Neden? Şimdi Doğu hükümdar yönetiyor. Batı'da hükümdarın kardeşi ya da oğlu var. Batı'daki hükümdarın kardeşi de oğlu. Ey Hakan, ey baba, ey abi, ben Batı'da bağımsızlığımı ilan ettiğim dediği zaman, Batı'da bir devlet kurdum dediği zaman devlet kaça ayrılır? İkiye ayrılır. Devletin gücü ikiye bölünmez mi? Bölünür. Zayıflamaz mı? Zayıflar. Diyeceğiz. Evet. Türk devletinin yıkılmasının ikinci nedeni Boylar Federasyonu. Az önce söylediğimiz. Ne dedik biz? 4-5 tane Türk boyu bir araya geliyor. Devlet oluyor. Devlet oluyor. En güçlü boy hangisiyse onun liderliğinde devlet kuruluyor. Evet. Peki diğer boylar devlet yönetmek istemez mi? İster tabii ki i̇şte. İster. Dolayısıyla diğer boylar devlet yönetebilmek için o güçlü boyun altını kazarlar. Zayıflamasını sağlarlar. Bu da devletin zayıflamasına neden olmaz mı? Olur hocam. Evet. Üçüncü neden. Veraset anlayışlık belirsizlik, ki bu en önemli nedendir. Bu özellikle hem İslamiyet öncesi hem de İslamiyet sonrası Türk devletlerinin yıkılmasının ortak nedenidir. Osmanlı'da da var. Aynen Osmanlı'da da var. Şimdi veraset ne demek? Veraset varisten gelir. Varis. Yani hükümler öldükten sonra onun yerine kim geçecek? Türklerde bu durum belli değil. Yani Türklerde, İslamiyet öncesi Türklerde hükümler öldükten sonra yerine kimin geçeceği belli değil. Neden? Çünkü Türklerde şöyle bir anlayış var. Taht, ülke toprakları ve taht, hanedanın, sülalenin ortak malıdır anlayışı var. Hükümler öldü. Hakan öldü diyelim. Yine kim geçecek? Sülaledeki tüm erkekler. Kimi geçeceği belli mi kesin olarak? Belli değil. Belli olana kadar bu tahta aday olan kişiler savaşmayacaklar mı? Savaşacaklar. Bu durum kime zarar? Devlete zarar. Devleti zayıflatır. Evet. Geldik Burak Kut. Kut'a geldik. Kut. Kut inancı. Her şeyin başı kuttur. Her şeyin başı kut. Mesela arkadaşlar şunu da söyleyelim. Sorularda gelir mesela. İkili teşkilat
Kutta da kut inancına bağlıdır. Ne alaka? Çok alaka, çok alaka. Mesela ikili teşkilatın belirlenmesinde de yine kut inancı önemlidir. Neden? Doğu hükümdar yönetiyor. Evet. Peki batıyı kim yönetiyordu? Hükümdarın erkek çocuğu ya da erkek kardeşi. Evet. Niye teyzesinin oğlu ya da dayısının oğlu yönetmiyor? Çünkü en yakın olanlar oğlu ya da... Öyle değil. İşte Türklerde, ileride değineceğiz zaten. Türklerde şöyle bir anlayış var. Hükümdar olabilmek için kuta sahip olmak lazım. Kut. Kut olan kişi ancak tahta geçebilir. O kut olmadan tahta geçemezsin. O ilahın yönetme gücü olmadan tahta geçemezsin. Geçiş yok yani. Geçiş yok. Özellikle Türklerde, genel olarak Türklerde kut, hükümlerde ve hükümdarın erkek çocuklarında var. Anladım. Birazdan mesela geleceğiz zaten yine buraya. Kut neymiş? Kut sadece hükümdar ve hükümdarın erkek çocuklarında eşit şekilde var. Kut olmadan ülkeyi yönetemezsin. Kız kardeşinde falan. Hayır. Dolayısıyla ikili teşkilatlar batıyı hükümdarın erkek çocuğu ya da erkek kardeşini niçin yönetiyor? Çünkü kut olduğu için. Tekrar ediyorum, ikili teşkilatın belirlenmesine de yine ne etkiliymiş? Kut inancı etkilidir, unutmayın. Gelelim kut inancı. Az önce bahsettik. Tanrı tarafından Türk hükümdarlarına verildiğine inanılan ilahi yönetme gücü. Evet. Kut. Ne alaka yıkılmayla? Ne alaka? Çok alaka. Nasıl alaka? Şöyle söyleyelim. Atıyorum, hükümdar öldü. Atıyorum, hükümdarın en büyük oğlu tahta geçti. Kut var ya onda. Kardeşim, hükümdarın erkek tahta geçen abinin diğer kardeşi, ufak kardeşi, erkek kardeşi, abi sen tahta geçtin. Sorun yok. Tamam, kut sende var. Sorun yok. Aynı kut bende de var. Niye ben tahta geçmiyorum? Yani sorar. Doğal. Ne yapacak? Baş kaldıracak. Evet. Taht kavgası neden olacak? Hı hı. Bu da ülkeyi zayıflatır bu durum. Evet. Çin baskısı. Türklerin baş belası demeyelim de Türkleri en fazla uğraştıran coğrafi olarak çünkü Türklerin ana vatanı Orta Asya, Çin'le komşu. Çin'de güçlü bir yapıya sahip, yerleşik bir toplum, güçlü bir devlet, köklü bir uygarlık. Dolayısıyla Çin sürekli Türkleri rahatsız etmiş. Çin birçok defa Türk devletlerine son vermiştir. Çin baskısı da Türklerin yıkılma nedenlerinden bir tanesidir. Evet. Şimdi arkadaşlar, özetle özellikle belirtiyorum. Türk devletlerinin yıkılma nedenleri 1. ikili teşkilat. Temel nedenleri tabii ki bunlar. 2. Boylar Federasyonu. 3. Veraset anlayışındaki belirsizlik. 4. Kut inancı. Burak Kut. 5. Çin baskısı. Evet. Şimdi Türklerde devlet yönetimde 3 tane önemli saç ayağı vardır. 3 önemli unsur vardır. 1. Kaan. 2. Ayukı. Yani hükümet. Hükümet demek. 3. Kurultay. Bunları birazdan değineceğiz sırayla. İlk önce Kaan. Birinci saç ayak. Devlet yönetimindeki birinci unsur Türklerde. Kaan. Kaan kimdir? Hükümdardır Türklerde. Evet. Ya nasıl Avrupalılar kral diyorsa, Ruslar çar diyorsa, padişah. Osmanlılar Osmanlı padişah diyorsa, İslam toplumları sultan diyorsa... Eski Türklerde de temel, hükümdarlara verilen temel kavram, temel unvan Kaan'dır. En yaygın kullanılan kavram Kaan'dır. Tabi başka unvanlar da var. Birazdan değineceğiz zaten onlara. Kaan kimmiş? Devlet başkanı. Devlet başkanı. En önemli. En önemli unsurdur. Devlet yöneten kişi. Ki tüm yetkiler Kaan'dadır. Tüm yetkilere sahiptir. Evet hocam. Dolayısıyla tüm yetkiler Kaan'daysa Türklerde monarşik bir yapı vardır diyeceğiz. Monarşik. Monarşik yapı. Benim yazı biraz arızalı. Olsun hocam. Takıldığınız yer olursa ben yazarım. Tamam. Monarşik yapı vardır. Şimdi Hakan'ın, ya özür dilerim, Kaan'ın, hükümdarın görevleri nedir? Kaan'ın görevleri nedir? Halkına hizmet etmek. Orduyu yönetmek. Adaleti sağlamak. Türk boylarını bir arada tutmak. Töreyi uygulamak. Töre hukuktur Türklerde. Hukuk kuralları. Sözlü hukuk. Yani hukuk kurallarını uygulamak. Adaleti sağlamak. Töre neymiş? Hukuk. Hukuk kuralları. Bazen mahkemelere başkanlık etmek. Bazen. Yani mesela özellikle yüksek dereceli kişilerin yargılanmasında başkanlık eder. Kurultayı gerekli zamanlarda, yani meclisi toplantıya çağırmak. Bunlar belli başlı görevleridir. Hı hı. Evet. Şimdi gelelim.
Türk hükümdarların ünvanları. Ünvanlar. Han, İdikut, İlteber, Şanyu, Yabgu, Kaan, İlteriş. Bunlar Türk hükümdarlarına verilen ünvanlar. Mesela özellikle sınava hazırlanan arkadaşlar için işte soruda Han, soruda İdikut, soruda İlteriş, soruda Şanyu, soruda Yabgu ünvanlarını gördükleri zaman bilsinler ki soru İslamiyet öncesi Türk tarihiyle ilgilidir. Gelelim hükümdarlık alametleri. Yani hükümdarlık sembolleri. Otağ. Hükümdarın çadırı varsa, otağı çadırı varsa, hükümdarın kendine tahtı varsa, sancağı varsa ki tuğ demek. Hükümdarın kendine sorguç, kotuzu varsa ki sorguç nedir biliyor musun? Miğfer. Miğferin arkasında böyle tüylü bir şey olur. Böyle at kuyruğu gibi. Evet. O sorguçtur o. Davul, nevbet. Kemer, kendine ait bir kemeri varsa ki kur demek. Bir de hükümdar kendine ait meclisi varsa, toyu varsa bunlar hükümdarlık sembolleridir. Yani bunlar varsa bu kişi hükümdar, ben hükümdarım demek istiyordur. Evet. Ben hükümdarım diyor. Evet.